Efendim Halk Bey ekranına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bizi çocukluğumuza döndüren bir Evet. filmi incelemek için buradayız. Sol tarafımda Tunç Arslan var. Ben Enis Kirazoğlu. Hazırsanız başlıyorum. Başlayalım. Power Rangers'ın ön gösterimine gidip izledik filmi Tabii. yakın zaman içerisinde. Şimdi Power Rangers spoilersız olacak bu arada. Yani gerçi çok önemli mi bilmiyorum sizin için Power Rangers'tan spoiler demek ama benim hiçbir beklentim yoktu filmden. Onu söyleyeyim ben başta. Senin var mıydı bir beklentin? Olumlu anlamda bir beklentim yoktu. Yani müthiş bir film olacak diye gitmedim. Yani ben sadece şuna dua ettim giderken, Allah'ım ne olur çok kötü olması. Yani bir de o kadar yorgundum ki dedim ki kendime yarım saat kota koyuyorum. Bak yarım saat boyunca beni eğer bir şekilde orada ekranda tutamazsa ben kesin uyurum dedim ama Uyumadı. şaşırdım. İyi bir film diyemem Power Rangers'ın kesinlikle öyle kesin seyredin falan kesinlikle diyemem ama o kadar da kötü bir film değilmiş ya. O hakikaten şaşırttı beni yani. Hani hem kendine dalga geçmesi hem o teenage mizahını bir şekilde yedirebilmesi ya bir de dinamik olması falan çekimleri de fena değildi yani. Hani genel olarak böyle seyrederken eğer hani biri sizi zorla götürmek istiyorsa gidebilirsiniz anlamında söylüyorum. Yani kendiniz sinemada seyrederken sıkılabilirsiniz belki ama veya hani çok talep etmeyebilirsiniz o durumu ama ya ben sıkılmadım seyrederken genel Ya olarak. tabii bizim bir Power Rangers geçmişimiz Evet var. o çok önemli. Ama hiç Power Rangers bilmeyen biri gittiğinde ulan ne oluyor lan burada diyebilir mi? Ki Der. bence bilen biri de der aslında ya bu eski Power Rangers'ın gazı yok çünkü filmde. Yani Evet. hatırlasana hani o Power Rangers ilk çıktığında hepimiz Power Rangers'çılık oynuyorduk. Yani insanlar kapışıyordu ben işte kırmızı ranger olacağım ben bilmem ne olacağım. Hatta yani ilkokulda falan bir çocuk vardı böyle Erkut muydu neydi adı işte böyle daha böyle iri yarı biriydi. O hep ya beyaz oluyordu ya yeşil oluyordu. Ondan sonraki güçlü çocuk kimse ona da kırmızı falan kalıyordu. Kırmızıydı Bana şanslıysam mavi ya da siyah geliyordu. Hani en kötü sarı olmuşluğum var. Yani sarı da orijinalinde erkek onu da belirteyim. Orijinali Japon bir seri orada erkek sarı yani. Pembe olmadım ama onu reddediyordum. Hani o dönemin en popüler oyunuydu yani. Herkes oynardı Power Rangers'çılık. Rangers'çılık yani ilkokul çağında bir Doktor Power hatta öyle söylüyorlar bir şarkısında. Ya peki bunda eskisine göre bulamadığın gaz ne oldu? Ha Bir kere bir kere bir kere müziği baştan söyleyeyim ya. Power Rangers'ın müziği bence Amerikan versiyonundaki o müzik yani televizyon tarihindeki dizilere baktığın zaman bence en gaz, en akılda kalıcı, en ikonik müziklerden biri. Yani o gitar riffi olmadan Power Rangers'a ben Power Rangers diyemiyorum. Yani çok farklı müzikler kullanmışlar. Yani her çeşit müzik var. Rap Ya var, tekno var. biraz klasik günümüz gençlerin hoşuna Evet, gidebilecek evet. tarzda müzikler kullanmışlar. Bence zaten oradaki bakış açısı farklı şu. Sen şimdi hep nostaljik kafayla bakıyorsun. Evet, Yani evet. kafanda bir Power Rangers algısı İster var ve ona göre istemez. kıyaslıyorsun. İster istemez tabii ki de mesela. Ben o kadar hardcore bir Power Rangers şeyi olmadığım için. Yani çok ufak tefek şeyler hatırlıyorum Power Rangers'la alakalı. Böyle harbiden çok büyük bir Power Rangers hayranı da değildim o zamanlar. Oyuncakları falan vardı ama dediğim gibi çok böyle bir aman aman bir özdeşleştirmişliğim yoktu kendimde. O yüzden de beni çok rahatsız etmiyordu. Ama tabii böyle eskiye dair bir şeyler görüldüğü zaman film içerisinde eskiye yapılan gönderme görüyorum. Zaten Yüzde bir gülümseme oluyor. en yani filmin en beni etkileyen yerleri de eskiye gönderme Eskime yapan yapılan yerler yerlerdi. diyorsun. Benim pardon. Benim filmle ilgili en böyle hani canımı sıkan değil, en çok sıkıldığım sahneleri filmin kendini böyle biraz daha aşırı ciddiye alıp ve bir şeyleri sana anlatmaya çalıştığı yerler beni biraz sıktı. Yani onu özellikle yapmak istememişler. Yani çok fazla o noktaya girmek istememişler. Çünkü hani zaten izlediğin şey şöyle bir Power Rangers değil de bambaşka film olarak baksan. Yani bu filmin ismi Power Rangers olmasa ya bambaşka bir şekilde çıksa ne alayım lan bu ne böyle falan diye dalga geçeceğiniz bir film sonuçta. Yani 5 tane teenager kostüm Evet. giyiyor da atlıyor Heisenberg da. Zordon rolünde. Yani hani gerçekten de hani ciddiye alınabilecek bir konsept bulmak çok zor ama Power Rangers olduğu için ve serinin köklerinde bir hikaye anlatıldığı için tabii orada bir anlatmaya çalışmışlar bir şey ama benim böyle biraz daha işin mizah kısmının olduğu kısımlar daha çok hoşuma gitti. Ya aha diye gülmesem bile daha çok Evet, eğlendim renk yani. kattı film o Renk açıdan. katmış. Bir de beğenmediğim şeylerden bir tanesi daha doğrusu eksik buldum. Beğenmedim demeyeyim de aksiyon sahneleri Evet. çok az. Kesinlikle. Orijinal seride çok hareketli dövüşler vardı Çok. ki orijinal seride dövüş sahnelerini orijinal Japon versiyonundan alıyorlar. Yani Asyalıların yaptığı dövüş sahnelerini kostümde alıp Amerikan Filminde şeyine kullanıyorlar. katıyorlar. Yani burada onun da etkisi görüldü diyemeyiz. Yani Amerikan versiyonu oldu diye kötü olacak değil. Şahane Amerikan aksiyonları var. Ne tabii Yani canım. çok bence biraz yavaş tempoda kaçtı. Yani aslında çağımızda her şey hızlıyken yavaş tempolu bir aksiyon filmi niye tercih etmiş bilmiyorum. Ağır çekim falan vardı hep yani. Bir tekme atıyor o kadar. Ve şöyle bir şey var. Çok affedersin. Koreografiler de öyle hiç güzel Evet. değildi yani. Bam gün vurdular bir şey yaptılar. Öyle bir koreografi yani ben şey diye bekledim. Aksiyon koreografisi çok zayıf. Evet yani ulan zamanında çekememişler. Ya çekememişler dediğim zamanından çok ilkel şartlarda çekmeye çalışmışlar bu filmi. Şimdi yenisinde coştururlar. Şöyle güzel bir beşli kombinasyonlu bir dövüş sahnesi görürüz falan diye düşünüyordum. Ama yani biraz zayıf kalmış o aksiyon kısmı. Zaten film çok hani yavaş
başlıyor. Yani hani başladı Power Rangers oldular, hadi bakalım Power Rangers olarak çok ilerlediler falan değil. Hani çok böyle yavaş yavaş işliyor seni Power Rangers olma hikayesini. Hani film orijin hikayesi gibi yapmışlar bunu zaten. Hı-hı. O yüzden aksiyonu biraz az buldum ben de. Ya şeyin olmaması bile rahatsız etti. Yani hafif spoiler olur. Tam spoiler olmayacak da Megazord'u oluştururken yani oluşturmayı göstermedi. Ateşler içerisinde kayboldu yani. O bile en serinin en gaz işlerinden biri. Megazord'un birleşmesi falan ama bir anda oldu bitti çıktı yani. Görmedik ne olduğunu. Selam diye. O zaman filmle ilgili son olarak böyle bir genel toparlı. Çok fazla hani Power Rangers üzerine konuşmam. Yani ben şöyle bir özet geçeyim sonra sana pas atayım ama toparlayalım oradan yani. Şimdi bu filmi sinemada izlemenizi tavsiye eder miyim? Power Rangers arayınsanız nostalji olan özleminizden dolayı tavsiye edebilirim. Hani bir gidin görün. Power Rangers'ta çok böyle ilginiz yoksa, hatırlıyorsunuz ama yap çok ilgim yok benim diyorsanız gerek yok sinemada izlemenize. Yarın bir gün belki bir yerde denk gelirsiniz, orada seyredebilirsiniz. Televizyon olur, başka bir yer olur yani. Hani Blu-ray olur, artık siz bilirsiniz yani ama böyle sinemada seyredilmeye değer bir film olduğunu düşünmüyorum ben. Gidince sıkılacak mısınız? Yok, çok da sıkılmazsınız ama böyle para harcamaya değer bir film değil gibi geliyor bana. Olumlu yönleri, teenage mizahını çok böyle bayık olmadan kullanması. O açıdan sevdim. Yani teenage karakterler itici değiller. Hani evet. Gerçekten böyle bazı teenage karakterler uyuz olursun ya filmlerde, Twilight serisindeki gibi. Öyle bir kasıntılık yok film içerisinde. En azından çoğu zaman öyle bir kasıntılık yok. Bu olumlu olmuş bence. Çünkü tamamıyla teenage odaklı bir şey yetişkin bir kafayla izlemek evet, çok zor olabiliyor. Başlarda hatta bir, neredeyse bir Breakfast Club havası da var. Tam böyle bir gençlik film havası evet. da var başlarda. Sonradan biraz daha Power Ranger olayı içine girince giriyor. Değişiyorlar. Giriyor. Yani görsel olarak başarılı bir film. Koreografi anlamında çok başarılı olmasak da görsel bütünlük anlamında uymuş bence Power Rangers'ın hani modern yansıması böyle olmalı diyebilirim. Kostümleri de hani tam beğendim diyemiyorum, beğenmedim de diyemiyorum. Mesela kostüm farklı. Ya farklı bir de mesela ilk eskisinde yüzleri hep kapalıydı. O evet. yüzden hani mimikleri belli olsun diye böyle şey hareketler yapıyorlar. Sert, fazla hareketler şey hareketler yapıyor. Bunda yüzü açmışlar, yüz gözüküyor falan. Ama isterse gözüküyor, isterse gözükmüyor. Yani küçük detaylar var. Olmalı mı, olmamalı mı böyle bir tam şeyde kaldım ben. Bence olmuş ya. Ben ya beğendim yani. Biraz fazla Iron Man suite'e benziyor. Evet, farklı şey olması ama var. Yani tabii biraz daha şey olmasının geçmesi lazım artık. Hani o giydik kapşonluyu çıktı kafasından da çıkmaları lazım artık yani. O yüzden ben beğendim galiba. Kostümleri beğendim ben ya. Sen bir tamam ne diyeyim sen. Yani Power Rangers'la hiç alakanız yoksa bence izlemenize gerek yok. Power Rangers geçmişiniz varsa da bir bakın derim ama büyük umutlarla bakmayın. Puan da vermemiz gerekirse hadi Power Rangers'ın hatırına 6 diyeyim. Ben de 5 diyorum. Ben de Power Rangers'ın hatırı yokmuş demek ki. Tam bir hani ortalama diyeceğim. Yani kafa boşaltmak için gidilebilir. Gidilebilir evet öyle bir şey arıyorsanız ama burada şey çok kritik tabii Power Rangers geçmişiniz varsa yani. Bu arada şeyden de bahsetmek lazım. Merak edenler varsa eğer hazır hani açmışken filmin dışında da bir Power Rangers muhabbeti olsun çok ufak. Power Rangers'ın orijinalinden hep sen Japon versiyonu diye bahsettin evet. ama nedir onun olayı biraz? Ya bu hepimizin aslında en bildiği popüler olan Mighty Morphin Power Rangers serisi Zyu Ranger diye ayrı bir Japon serisini temel alıyor. Orada olaylar daha farklı tabii. Orada bildiğiniz liseli gençler yok. Bildiğim böyle tarihi kahraman figürler var. Geçmişten beri olan savaşçılar falan. Biraz daha olgun, biraz daha Japon felsefesinin içine katan bir hikaye. Amerikalılar klasik biraz içini boşaltıp biraz daha pazarlamacı bir hamle yapıyor. Ama başarılı oluyor yani. Evet. Dünyaya yayıyor pazarlayarak. Evet. Zyu Rangers'ı da çok fazla insan ben bilmiyordum mesela. Dün hatta onun öğrendim. Da geçmişi var. Sentai'yi bilmem ne falan diye. Bayağı köklü bir seri yani Japonya'da. Evet, yani dün Batuhan'la konuşurken evet. söylemiştim. 60'lı 70'lerden beri devam eden aslında bir Ranger serisi varmış galiba Japonya yani tarafında. Tam yani. Başlangıç yılını hatırlamıyorum da bayağı köklü yani. Evet, bayağı köklü bir seri varmış. Zyu Ranger'da bu bizim bildiğimiz Power Rangers'ların Japon versiyonu. Aslında internete evet. yazsak Zyu Rangers diye görürüz herhalde. En azından birkaç videosu. Tabii tabii. Zaten şey ya dövüş sahneleri birebir aynı. Yani kostümlü sahnelerin hepsi Zyu Ranger'dan alınıp şeye konuluyor. Zyu Rangers 92 senesinde yayınlanıyor. 93'te de hemen bir sene sonrasında da Power Rangers yapılıyor. Olabilir. Evet. 93'te bizim izlediğimiz Power Rangers var. 93, o da tabii, yakın olabilir. Tam bilmiyorum tarihini. Türkiye'de ne zaman yayınlanıyor bilmiyorum da hani Amerikan tarihi için öyle konuşmuştuk. Evet. Yani. Belki hani Power Rangers'ın böyle bir... Ben bilmiyordum mesela böyle bir Asya'dan devşirme olduğunu Power Rangers olayının. Bunu öğrenmek yani bir anime oldu. Havası varmış Japon versiyonunun. Hatta Onizuka falan gibi diyordu ama Great Teacher Onizuka'yla şey açısından benzetmişti. Genelde çocuklarla uğraşıyormuş kötüler. Çocuklara yardım etme falan filan tarzı şey oluyor. Orada çocuklarla olan ilişki üzerine Onizuka'yı evet. benzetmişler yani. Peki ben merak ettim. Şimdi bu videodan hemen sonra Zyu Rangers'a bir bakacağım mı arkadaşlar? Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.